Merhaba. Bu programda somut ve soyut kavramları üzerinde konuşacağız. Hemen hemen herkesin bildiğini düşündüğü kavramlar gibi gözükse de belki üzerinde biraz düşünmeye başlayınca hemen her kavram çiftinde olduğu gibi problemler belki çıkabilecek. Somut bize şöyle öğretmişlerdi okulda, dokunuyorsan, elliyorsan somuttur. Yani o anlamda ben de onu böyle ekmek somunla birleştiriyorum. Ha, somun, yani dokunuyorum anlamında düşünmüştüm. Soyut ne? Soyutta dokunamıyorsan soyuttur gibi bir şey. Fakat problem var, biraz baktım ya bu somut soyut nasıl ayrılıyor diye. Eski kitaplarda bunlardan söz edilirdi artık. Somut soyut kavramları yine söz ediliyor sezgi düzeyinde, fakat üzerine gidince problemler var. Ne açıdan var? Mesela zaman ve mekan içerisinde yer tutuyorsa konuştuğumuz terim somuttur. Bina örneğin bir, değil mi? Yapı bir yer var. Araba somuttur diye. Ama araba kavramını düşündüğünde, değil mi? Şu araba, bu otomobil diye gösterince yer tutuyor, somut. Fakat genel olarak otomobil deyince nerede otomobil? O otomobil diye bir şey gösteremiyorsun. Otomobiller tek tek gösterebiliyorsun, değil mi? Bir de soyutta da şöyle bir sorun kafamın içerisinde var. Mesela Kaf Dağı'nı ben düşünüyorum. Kafamın içinde fizik dünyada yer almadığını düşünüyorum, değil mi? Bir masal şeyi veya uçan at diyelim. Uçan at soyut bir kavram mı, değil mi? Bence soyut bir kavram değil. Yani uçan at dediğim zaman kafamda canlandırabiliyorum. Fizik dünyada yer kaplamıyor ama yer kaplayabilir. Peki soyut ne? Üçgen mesela. Değil mi? Üçgen soyut çünkü fizik dünyada yer kaplayamaz. Yani üçgene yakın nesneler olabilir belki diye düşünüyorum. Üçgen biçimine yakın nesneler olabilir. Üçgen biçimine yakın nesneler olabilir. Dolayısıyla her zihnimde olan soyut değildir diye düşünüyorum. Bilmem ne dersiniz. Buradan hiç lafı uzatmadan hemen gireyim isterseniz. Buyur. Yani mesela Mehmet Ali, sen nasıl ayırıyorsun? Yani abstract, konkret. Şimdi ben bu kafandaki beyaz atı taktım. Yani beyaz at soyut mu, değil mi? Bence soyut. Kanatlı at, beyaz at var. Kanatlı mı dedin? Kanatlı dedim. Hayır, kafamda dedi yani de. Pegasus. Pegasus. Ha, Pegasus, peki. Şimdi, somut mu, değil mi? Bence soyut. Bence neden? Soyut. Çünkü o tangible değil. Yani diyemiyorsun. Elleyemiyorsun. Ama elleyebilirsin. Yani canım, birisi şey yapabilir. Duyu organlarınla algılayabildiklerine somut. Ama onu somut dünyaya getirebilirsin ama üçgeni ne yaparsan yap üçgeni getiremezsin. Hayır, getirdiğin zaman o somut olacaktır. Gelmediği peki, sürece... Peki bir dakika, niye maddileşme o ve maddi olanla somut arasında tamam bağlantı kurmuyoruz? Kurarız. Madem öyle arzu ediyorsunuz. Seni mi kıracağız? Yani buyur. Maddi olabilir. Aha, şey şimdi. Uçan at. Hayır, uçan at senin zihninde durduğu sürece maddi bir şey değildir. Senin şeyindeki, zihnindeki uçan at soyut bir şeydir. Ama bir gün birisi... Yani benim zihnimde hiç somut bir şey yok, öyle mi? Senin zihninde somut bir şey ama yok. Ama zihnimde olanları da ikiye ayırabiliriz. Yani somutun zihnindeki somut var, olanlar... Soyutun yansımaları var zihninde. Somutun yansımaları da zihnine yansıdığı zaman soyut oluyor. Çünkü onlar kavramlar veyahut da... İşte araba dediğim zaman mesela... Araba bir soyutlamadır, bir soyutlamadır. Soyutlama. Bütün arabaların... Olabilecek ortak güzel noktalarını bir de soyutlama kavramı. Soyutlama çıktı, tabii soyutlayarak yani kavramlara var olanları şey ederek. Peki uçan at bir soyutlama mıdır? Uçan at bir soyutlama değil. Uçan neden atı alıyorsun, kuşu alıyorsun, birleştiriyorsun.
Yani hem ayırıyorsun, hayır, hem burada, birleştiriyorsun. Burada atı da soyutlamıyorsun, kuşu da soyutlamıyorsun. Sadece fantezi yapıyorsun. Evet. Yeni bir şey icat ediyorsun. Yani olmayan bir şey icat ediyorsun. Bu o sayede de icatlar da doğabilir. Yalnız tabii. Hayır, o yaratıcılık açısından imkanı başka da. Ama yani galiba soyut somutta burada maddi bir... Yani maddi i̇şte duyu karşılığı... organlarımızla algılayacak. Evet, evet. Hayır, ama mutlaka maddi olması gerekmiyor. Bak şimdi, mesela ses maddi bir şey midir? Elbette tabii dalgadır tabii. Dalga değil mi? Ha, ben müziği diyecektim. Yani şimdi müziği biz kulağımızla algılıyoruz ama doğru. Tabii o da maddi sonuç evet, olarak. Evet, maddi. O da maddi. Yani çünkü ses dalgalar tabii, halinde tabii. yayılıyor. O zaman tamam, bu senin... Bak, zihnimizde soyut kavramlar, somut kavramlar diyoruz. Diye mesela ayırıyoruz, tabii. Kavramları da soyut somut diyorsun. Ha, asıl güzel ya, ayrım hayır, bu. Şimdi i̇şte, güzel. Bu şimdi... Türkçenin bir rahatsızlığı. Soyut kavramlar, somut kavramlar değil. Neden canım? İngilizce'de de söylüyorsun onlar, soyut kavram, onlar somut soyuta müteallik kavramlar, somuta müteallik kavramlar olması şimdi lazım. Şimdi müteallik yaşamalısın. İlişkin, ilişkin. İlişkin. Yani hayır. Tealluk eder. Tealluk eder. Ama kavramların kendisi soyut veya somut değil. Bir dakika. Soyuttan... Kavramların hepsi nasıl? Soyut. Hepsi yani. Soyut. Yani hayır, hayır. Şunu, ama şöyle bir ayrım var. Bak çok güzel. At da bir kavram, bir tümel. Tabii. Ve, ama şunu bir giderelim mi önce? Peki, önce bir de özgürlük mesela. Önce, dur. Bu ikisinin arasından tamam, oraya geleceğiz ama şu, önce şunu giderelim. Soyut kavram, somut kavram dememiz bizim Türkçenin bir zayıflığı. Değil. Ya neden yazsın da Türkçe'ye devamlı hayır zayıflık, ama, zayıflık. Hayır. Fransızca müthiş. Ama abi bir dakika ya. Türkçe kötü ya. Hemen heyecanlanma. Bak, soyut kavram dediğin zaman kavramın kendisi soyut oluyor. Somut kavram dediğin zaman kavramın kendisi Fransızca somut oluyor. Fransızca nasıl söylersin peki? Şimdi Fransızcayı boş versin. Yok ya. Dersimiz Fransızca değil. Bakın, Fransızca da öyle söylüyor. Hayır. Bu sorunu nasıl çözebiliriz biliyor musun? Bir dakika, Arapçasına bakalım. Müşahhas ve mücerret. Mücerret, güzel. Müşahhas, somut karşılığında şahsi. Bakın buradan yola gidelim. Öbürü yani tecrit edilir. Sana, evet, bir şahsiyeti olmayan. Sana ait, sana ait. Şahsiyeti olmayan, yani bir şahıs. Çok güzel. Şahıslaştıramadığımız. Yani sözcükler, şu diyemediğim. Yani bedene bedene büründüremediğimiz, bedene büründüremediğimiz. Yani bir anlamda. Yok da işaret etmemiz lazım. Bu, şu. Müşahhas, bedene büründürme anlamında orada. Beden giydirme. Şahıslaştırma, kişileştirme. Şimdi yani ben yine somutta bakın şahsileştirirken bir beden ya da bir maddi varlıkla ilişki kuruyoruz. Ve o maddi olması nedeniyle de ellenebilir, işaret edilebilir. O onu içeriyor zaten. Evet. Şimdi soyutta tecrit ediliyor. Varlık aleminden görünür, algılanabilir. He. Duyum dünyamızdaki varlık aleminden öte. Hı. Ondan sıyrılmış, öyle bir yükümlülük taşımayan bazı sözcükleri de soyut kavramlar, soyut diyoruz. Yani bu soyut somut kavram pekala o zaman uçan meşru, at şey soyut meşru. Olmuyor değil mi abi? Seni yani uçan at soyut olmuyor o zaman. Hayır, karşılığını gösteremiyoruz. Yani özgürlüğün gösteremediğin gibi yani ama özgürlükler dediğin zaman yani seyahat özgürlüğü, ifade özgürlüğü dediğin zaman neyi kastettiğimiz somut bir karşılığı var bunun. Değil mi? Eylemsel kavram olarak soyut somut yani. Somut karşılığı olana somut kavram diyorsun. Ama bak somut, hayır, somut at da bir kavram. Bak bir ama somut bir kavram. Bir kere hepsi sözcük. Sözcüklerin arasında bir ayrım yapılırsa ben terim, kavram, fikir ve sözcük. Bence buradan gidelim. Yani bütün güzel. Felsefi kavramların tümü soyut bir kelime. Şimdi tamam. Ama soyutlama düzeyi en yüksek mesela özgürlük. Şimdi, ama özgürlükler dediğimde biraz daha somuta iniyor. Bak şimdi burada yine, bir problemimiz var, o problemi çözmeden senin bu çok güzel noktana gelemeyeceğiz. Şimdi bazı şeyleri somut olmadığı halde somutlaştırıyoruz. Ha, mesela? Bu konkretizasyon diye bir laf var. Ne o? Çocuğun ne düşünce tarzı. Senin biraz önce verdiğin örnek. Ne? Kafandaki at somut değil ama sen onu somutlaştırıyorsun, konkretize ediyorsun. Bak şuna örnek vereyim hemen. Somut düşünce primitif diye bilinen ilksel, biz onu primordial, ilksel kabile toplumda ve çocuk düşünce tarzına söyledi. Somut düşünce somut diyoruz. Düşünce. Yani aslanım benim dediğin zaman ya da adam onu somut diye anlıyor. Çocuk. Çocuk hayır, öyle adam anlıyor. Çocuk gibi algılıyorsa orada bir mesele var, sorun var. Kavrama gücünde bir sorun var. İlkel diller de öyle zaten. Şizofren de bir anlamda düşünce açısından somut. Yetişkin bir
bedende düşünce paleolitik ve o kadar artık somutlaşmaya doğru gider ki sözün arkasındaki imayı kastı kavrayamaz. O literer anlamda. Tabii. Yani ne söyleniyorsa o olarak algılama. Bu somutlaştırma. Yani şimdi insan zihninin somuttan soyuta doğru bir piyaje gelişim, zihin gelişim teorileri açısından soyut daha gelişmişliği işaret ediyor. Şimdi bu primordial dillerde şöyle de bir dert var. Ama aynı zamanda müthiş soyut şeyleri de var. Bak, tabii. En ilkel topluluklar. Şöyle bir dert var. Şimdi ağaç denilen soyutlamaya ulaşamadıkları için her ağacı bireysel olarak ifade eden kelimeleri var. Şahsileştiriyorlar işte. Şahsileştiriyorlar. Bak ne kadar güzel tabii, somutun karşılığı. Şahsileştiriyorlar. Her ağacın ayrı ayrı adlandırılması söz konusu. Tabii, tanıdığı tabii. Bütün ağaçların. Ama ağacın kendisine yani o biraz önce yaptığımız soyutlaştırma, soyutlama işlemine ulaşamıyorlar. Ağaç kavramına varamıyor. Ağaç kavramı, kavrama varamıyor hiçbir şeyle. Kavrama varamıyor. Konseptüel, kavramsal düşünce falan diye de eklenir ona. Şimdi o sen dört şey demiştin, onu bir daha şey yapsana. Bir kere bütün bu söylediğimiz birer sözcük. Sözcük, sonra? Fikir. Bende fikir ne? Fikir. Hayır, işte bağlantılar, kavram ve terim. Terimi daha tanımlamak kolay. Yani bir bilgi disiplini, bir bilim disiplininin özgün, daha önceki programlarda çok defa yaptığımız anomi, yabancılaşma, özgürlük falan gibi ya da neyse işte iktisattaki iş bölümü ya da diyelim ki meta veya fetişizm gibi. Bunlar birer terim. Ama aynı zamanda kavram. Ama daha spesifik sınırları belli. Kavram daha genel soyut diyelim ki vatan, diyelim ki adalet. Değil mi? Diyelim ki merhamet. Evet. Diyelim ki erdem. Yani bunlar da kavram. Tanrı da bir anlamda. Yani karşılığı vardır, yoktur. O ayrı bir fasıl tartışma ama yani Tanrı da bir kavram. Tümeller bunlar yani. Ve tümellerin... Tek tek şeyler de olamaz mesela. At da bir kavram. At kavram tabii ki. Gayet tabii. Tabii ki kavram. Herhangi bir ata i̇şte tekabül etmiyor. Kavramlar arasında ayrım yapma. Terimlerde yapmıyoruz bunu işte. Kavrama gelince soyut ve somut kavram meşhurdur derken bunu kastediyordum ben. İyi ya ben de diyorum ki böyle bir lafın gramer açısından yanlış buluyorum. Diyorum ki soyut nesnelerden somut nesnelerden kaynaklanan kavramlar var. Gayet tabii canım. Ondan gayet sonra soyut tabii. Fikirlerden i̇şte, kaynaklanan kavramlar var. Hayır, kavramların kendisi mutlaka soyut da dediğin doğru. Hı. Yani bu soyut kavramları bizim düşünce şeyimizde ne diyelim avadanlığımızda mevcut. O sayede biz fikir üretebiliyoruz. Ve aynı zamanda konuşabiliyoruz. Yani eğer kavramlar olmasa kavga da edebiliyoruz. Konuşamayız. Hayır, kavga da edebiliyoruz. Tabii. Ama sonuçta bu kavramlardan bazıların mesela demin söylediğim eşitlik veya özgürlük daha güzel bunun tanımlanması. Genel özgürlük yani değişik tür özgürlüklerden bir genelleme yapıyoruz. Bütün bu tanımladığımız farklı farklı özgürlükleri kuşatan ama hepsinin ortak temel bir özelliğini tanımlamaya çalışıyoruz. O zaman yani ifade özgürlüğü dediğimiz zaman mesela bunu siyasal değil mi toplumsal hayattaki anlamını açıklamak daha kolay. Fakat özgürlük nedir? Özgürlüğü nedir diye sorduğunda felsefe alanına giriyoruz. Özgürlüğün burada sorulan da özgürlüğü bize göster. Dokunulabilir bir nesne gibi anlat anlamında değil. Kastedilen özgürlük ben ne anlıyorum? Özgürlük fikri nedir diye sormuş oluyorsun. Özgürlük kavramı nedir diye sormuş oluyorsun. Özgürlük kavramını açarken bir sürü fikir sardediyorsun. Ve bir sürü belirsizlik ama de şimdi özgürlük yani, kavramı tabii, değil mi? Bir sürü açık olması yani, da bu nedenle. Hepimiz özgürlük diyoruz ama ne anlıyoruz acaba? Çok güzel. Yani. İşte ne diyoruz ne anlıyoruz buradan kaynaklanıyor. Şimdi o zaman ne oluyor? Bu soyut kavramların bu sefer bileşenlerine ayırmaya başlıyoruz. Daha analitik bir düşünceye yatkınsa. Yani seyahat özgürlüğü mesela, falan anlamında mı ayırıyoruz? O daha kolay. Onu tanımlamak daha kolay. Yani bu anlamda ifade özgürlüğü sanki özgürlük daha genel ve soyut, daha soyut. Yani illa soyutları da bir hiyerarşik bir yapı gösterip göstermediğini bilmiyorum ama en yüksekte, en temel felsefi kavram olarak en soyutu özgürlükse değişik özgürlükler onun biraz daha somut hayata karşılık gelen tanımlamaları gibi görünüyor. Yani orada o kullanım bence... Tabii kavramlar zaman içinde bazen sadeleşebiliyorlar, bazen komplike hale geliyorlar. Ya atom diyorsun, değil mi? Tarihine baktığın zaman sözcük aynı fakat anlam ne kadar i̇şte değişmiş. Özgürlük de bunlar, sözcük aynı oluyor. Tabii, özgürlük doğru. De bunlardan biri.
Yani özgürlüğü antikitede tanımladığın zaman ne anlama geliyor? Birinin kölesi olmamak, birine bağımlı olmamak. Yani ha, bu, mesela, Yunan'da, Roma'da tabii, bu böyle. Tabii. Orta çağda somut de, bir situasyona karşılık. Tabii, orta çağda ne oluyor? Birinin serfi olmamak. Ama ne tabii. zaman 18. yüzyıla geliyoruz? 18. yüzyıla geldikten sonra artık bağımlı olmak vesaire anlamlarının ötesinde hem bireyin ortaya çıkmış olması, yani bireyin bir antite olarak ortaya çıkması ve bunun sonucunda da kendisinin yapıp etmelerinden sorumlu bir varlık halinde inşa edilmesi tabii. süreci içinde doğru. özgürlük kavramı da alabildiğine genişleyen, alanını genişleten, hiç aklımıza gelmeyen, ele bu 21. yüzyılda aklımıza gelmeyen şeylerin, tabii, daha tabii. önceden aklımıza gelmeyen bir sürü şeyin özgürlük kavramının içine sokulduğunu görürüz ve özgürlük de bu sefer alıştığımız muhtevasını yitirmeye şimdi başlıyor. Şimdi bunu şeyde kullanabilir miyiz? Mesela biz düşünürken veya kendimizi anlatmaya çalışırken somutlaştırmaya mı çalışmalıyız? Yoksa somut kullanmamız gerekirken gereksiz yere soyutlaştırma veya soyut kullanmak gerekirken başaramayıp hep somutta kalma. Karşındakine bağlı bu Ahmet. Kime anlattığına bağlı. Kendini kime anlatıyorsun? Yani bir öğretmen diyelim ki bir konuyu anlatacaksa... Ha sen kendini dedin de kendimi ya, anlatırken. Ya kendimi anlatırken de ne kadar somut, ne kadar soyut kullanacağım. Çünkü hani soyut düşünememenin getirdiği bir düzey düşüklüğü de olabiliyor değil mi? Entelektüel hayatta soyut kavramlar kullanamama ve sürekli olarak her soyut kavramı muhakkak soyut, somut karşılıklarla düşünme alışkanlığı bizim düşünme alanında pek yaratıcı ürünler tabii. koyamamamıza yol açıyor. Tabii. Ama yani. Bunun bir gayet tabii. Bunun bir sebebi bunun örneklerini daha... verebilirim yani. Tabii, bazen patolojik bir şeye de. Tabii yani. Ama bunun bir nedeni daha var. Bizim felsefeyle geç tanışmamızdan ötürü Türkiye olarak. Ama yalnız felsefeyle ilgili hayır, bir şey ben değil. Felsefe... Mesela din alanında da öyle ya. Yani hayır, felsefe... ne bileyim siyaset alanında da öyle. Tabii. Yani mi? Aslında hepsiyle de yeni yeni tanışıyoruz. Yani siyasetle de yeni peki tanışıyoruz. Peki eskiden bu kavramlar yok muydu hayatımızda? Şimdi Osmanlı'da siyaset ne demek? Osmanlı'da siyaset ya seyislik yapmak yani at terbiyesi ya da kelle kesmek. Topkapı yok Sarayı'nın... Canım bu kadar sen de bu kadar somutlaştırma yani. Siyaset ama siyaseten katil dediği o ama. Ama doğru. Bak şimdi Ahmet sen anlamı yani o ama. Ya soyut kavram yok mu yani? Hayır bir dakika Osmanlı'da yani, hiç soyut saptırma. Siyasetten bahsediyoruz. Topkapı Sarayı'nın ikinci avlusunun adı siyaset meydanıdır. Orada idamlar yapılır. İdamlar yapıldığı için. Doğru. Siyaset meydanıdır. Tabii orası. Tabii bu anlamda. Tabii. İdamla yani, siyasetin ne alakası var? Siyaset idamla siyaset yürüyor. Çünkü siyaset son derece dar bir grubun işi. Neyse yani şimdi senin soruna tekrar gelelim bence de çok hoş bir şeye de değiniyorsun. Bir hastalık bu. Yani bak şimdi deminki yaptığım o dörtlü sıralamada fikir dedik ya. Bir konuda bir kavramı tartışırken özgün bir fikrim yoksa ben bunu böyle bir çok soyut kavramlar bulamaç haline getirerek anlatmaya çalışırım. Bir netlik yoksa kafamda, bir berraklık. O kavramla belleşmemişiz. Ya da mevcut fikirlerim sorgulanmadan doldurulmuş ise ve kendimi de bir miktar entelektüel göstermek i̇şte istiyorsam ezberci bir kafanın belki. Entelektüalizm olur o. O bir hastalık. Bunu biz en iyi meslekte şöyle görüyoruz. Adam geliyor, diyelim ki ciddi bir sıkıntı sorunu var ama daha 10. İşte karısıyla dakikada, problemi var, onu veya somut hayatta bazı sorunları var. İlişki ya da neyse. Arkadaşım diye anlatıyor değil bunu, mi? Kendi değil. Arkadaşımın bir şöyle bir derdi var. Neyse o DL'den anlatma dedi bana. Gıyabi anlatma. Gıyabi. Ama asıl şu, anlatıyor bir iki bir şey. Doktor ve benim Oidipus kompleksim var. Aa çok güzel. Ya da benim nevrotik anksiyetem var. Çok güzel. Ya da depresyonum var. Depresyona da rastlamadık da depresyona. Şimdi bu terim ve kavramlar günlük dile de çok fazla ulaşınca bir yanıyla mesela söz ekonomisi açısından diyelim ki Batı'da yani iyi kötü az çok meslek icra ettiğim dönemde Fransa'da gördüğüm mesela
anksiyeteyi oradaki orta sınıf, orta üst kullanır ama gerçekten de bilimsel karşılığına neredeyse yakın bir yaşantıyı anlatır. Ama o halk terimidir aslında zaten. Bilim onu ondan ödünç almıştır. Tabii canım. Tabii. Yani, günlük dilde ama var. Ama şimdi yani. Bizde anksiyete artık bir akademik ve yani bir terim. Bakın şimdi sadece bir kavram değil, terim. Şimdi bunu tutup da ya ben korkuyorum, endişe duyuyorum ya da zaman zaman bayılacak gibi hissediyorum. Yani biz onu açmak zorunda kalırız. Neyse sonunda diyelim daha derin kişilik yapısıyla ilgili çalışırken her seansta hem kendini anlamak, tanımak için gelir ama kendini tanımamak açısından, tanımamak ya yani daha başka doğrusu, türlü göstermek diye. Böyle soyutlaştırıp değil mi kendini? Ha. Ama yani, başka türlü gösteriyor. İşte yok elektreler, yok şöyle serfler, kavramlar oradan buradan. Yani ne olacak gelir. Bu dünyanın hali ya dünya? Yani, bir de öyle vardır değil mi? Yani kendi aile meselelerini şey değil de... Yani Türkiye'nin durumu ne olacak? O başka. Şimdi yani, orada bir, aslında o ayrı bir tutum da. Yani hekimden yararlanmaya değil, hekimi ikna etmeye geliyor. Hatta yani. Yani ne kadar bilgili olduğunu kanıtlamaya çalışırken aslında kendi sorunundan uzaklaşıyor. Uzaklaşmış oluyor. Ama o arada da sen onun sorununu keşfediyorsun tabii bu böyle konuşurken. Bu entelektüalizm çünkü bir şeyi gerçek sahici soruna dokunmaya hazır olmadığını ima ediyor. Bana onu bir anlam... Aşırı soyutlama o zaman işte değil aşırı mi? Aşırı soyut ve... Bağlantısız bir biçimde. Ya o zaman entelektüel... ne diyelim hiper ona? Hiper entelektüel. Yok hiper entelektüel. Hiper abstraksiyonizm. Dikkat edin. Değil yani... mi? Yani fazla soyutlama oluyor. Şimdi bu lafı sen mi icat ettin? Yok şimdi uyduralım diye. Over abstraksiyon. Tabii. Ama buradaki soyutlama... Ama hiper olmaz. Soyutlama... Burada sür. Sür demek lazım. Sür. Evet. Hayır ama bu benim anlattığım... Sür abstraksiyon demek evet, lazım. Evet sür demek lazım. Ama bir dakika benim bu anlattığım örnek durum şu. Entelektüalizm diye bir hastalık var. Yani onun tersi de entel diyerek gerçek entelektüeli küçümseme. Daha değersizleştirme. Küçümseme. Dolayısıyla burada entelektüel neyle onun avadanlığı nedir? Ya somutla soyutu karıştırırsan entel oluyorsun. Hayır kavramlardır. Yani, Tahin Pekmez gibi bir şey oluyor değil mi? Bence yani soyut olacak yerde somut yerde soyut yani onları beceremediğin zaman berbat edip koyuyorsun yani. Değil mi? Evet ama yani somuta gelelim. Yani kardeşim sen nasıl evde ne yaşıyorsun? İş yerinde asıl problemin ne falan mesela. Bu gerçek... Kaçarlar mı öyle sorduğun zaman? Yani anlatmaktan. Hayır, bunu böyle kaba ve keskin bir şekilde yaparsan onu bir... Satır aralarında onu anlamaya hayır, çalışıyorsunuz. Hayır, onu küçümseme anlamına da gelir. Bu tehlikeli, riskli bir yüzleştirmedir. Yani sonuçta bir dakika bu kavramlar isterseniz bir kenara bırakalım da tam olarak somut olarak ne yaşadığınızı anlamaya çalışabilir miyiz falan diye usturuplu bir şekilde bunu anlatmaya çalışıyoruz ama... Yani bu soyut ve somut terimler, bak yine aynı şey, somut kavramlar düzeyinde kalındığında felsefe katına çıkamamış olursun. Dolayısıyla felsefe kavramlarını yerli yersiz, çok da karşılığı olmadan ya da kendi gerçekliğine denk düşmeden kullanmaya kalktığın zaman buna entelektüalizm denir. Peki sanatta bu nasıl? Bir dakika. Sanatta cengiz somutun, nasıl? Ultra sanatta. Soyut al sana şey kübizm mesela sanatta. Dur şimdi somutun. Somut sürrealist sanat mesela. Somut ne kadar somut? Şimdi hadi Berkeley'nin problemine gelelim. Ha o ayrı. Somut o, ne kadar somut? Ahmet şimdi... Yani somut da bir soyut kavram. Olabilir. Olabilir. Yani Berkeley'nin ama orada ondan sonra işte, Nazım'ın ona verdiği cevap. Oradaki maddenin gerçekliği hayır, madde, maddenin yani gerçekliğinden madde kuşku ilişkisi. Duyulabilir. Tabii ama soyut. Yani felsefi olarak madde. Ama artık o hayır, duyulabilir yani, duyulabilir yani. Elbette ama yani dokunmaktan pek şey. Dokunmandan yani, da kuşku duyabilirsin. Yani. Hayır. Yani dokuyamıyorsun. Öyle tarif ediyoruz. Öyle tarif ediyoruz. Yani, mesela, yani bir madde yoktur da hep şey var bizim kafamızın içinde. Yani öyle bir şey. Hayır bu soyutlamanın herhalde en yüksek ürünlerinden biri matematik. Matematik evet. Sırf soyutlamadır. Değil mi? Yani pür hayır, soyutlama. Peki sanat nazaran sanat ne? Sanat yani sanat soyutlama, o da soyutlama işte. Tabii soyutlama. Örnek, tabii soyutlama. Ama nasıl bir soyutlama ama yani? Ürünleri somut. Ürünleri somut. Müzik dinlediğim zaman zangır zangır titriyorum ya. Hayır, yani bir dakika. O nasıl bir soyut yani? Soyut değil, soyut duyuyorum yani. Bir dakika, soyut dokunuyor. Sen de hiçbir iz bırakmadan teğet geçen bir şey mi?
Zihni bir şey diye anlıyorum yani soyut. Bak bak şimdi. Değil mi? Sana... Hani üçgen beni heyecanlandırmıyor ama bir şiir veyahut da müzik... Picasso yaparsa heyecanlandırabilir üçgeni. Ama o sanat oluyor. Ya abi şimdi yani. Bak şimdi sen soyutlama dedin. Sanat bir soyutlama. Yani hangisi tabii, olursa gayet, olsun. Tabii. İster resim, ister müzik. Tabii tabii. En yüksek ama soyutlama bence. Ama ürünleri somut. Yani neden? Doğada sanat yok mu? Şimdi Allah'ım yarabbim. Değil mi? Bir ağaç. Sen o niteliği atfediyorsun. Doğa sanatkar ol. Doğanın yaratıcısı varsa sanatkar. Ya doğada güzel veya çirkin yok. Güzel veya çirkin yok. Hiç yok tabii. Doğru yanlış yok. İyi kötü yok. İfade eden kategoriler biziz. Ha? Doğada iyi çirkin kötü şey yok var öyle mı? İyilik kötülük var mı? Yok öyle bir şey. Doğanın hiç ama öyle. Ama insanın doğasında var. Ha insanın da. Fıtratını diyorsan o doğru. Ha insanın doğası dediğimiz zaman bu soyut mudur somut mudur? Evet. Ha. Çok güzel. Bu bir soyutlama. Soyut tabii. Bu bir soyutlama. Ama insanın doğası diye bir şey var mı? Bence ha. Neyi kastettiğin hemen sorulunca bak aynı felsefedeki özgürlüğün anlamı nedir? Sen özgürlüğü kullanırken ne anlamda kullanıyorsun deme hakkım oluyor ya. Tabii. Ben insanın doğası dediğimde de senin de bana bu soruyu sorma hakkın. O zaman da ben de diyorum ki insanın deyince bir yani sui generis olarak bütün insan bir canlı türü adına, olarak mı? Bir canlı ama sui generis diyor. Kendine özgü. Tabii nevi şahsına yani münhasır. Diğer yani diğer insana benzeyen canlılarda olmayan ama ayrıcı bize has olan evet. Nedir mesela dediğim soyutlama yetisi ve sembol. İşte sembol soyutlamanın en baba. Sembol yaratan bir varlık. Tabiatı en... Ama bazı hayvanların da semboller kullandığı söylenir işaret ya. İşaret dili var yani, ama yani... Şimdi işaret semboller kullanıyor. Arılar bile mesela şimdi hareketleriyle. Şimdi onlar o sembolleri yaratmıyorlar. O semboller onların doğalarında var. Fıtratlarında var. Onlar ama biz insanlar ya uyduruyoruz galiba. Yani hayır sen çok ona sembol yukarı, diyorsun. Sen yukarı. Ona sembol. Ha, biz ona sembol. İnsan soyutlayabilen bir varlık. Peki nereden anlıyoruz? Dur şimdi şu doğayı kaçırma aradan. İnsan doğasını kaçırma aradan. Mesela insan doğası var insan mı? Doğasında diyelim ki saldırganlık. Mesela bir görüşe göre yine Freud'dan hepsi bir atıf yaparsan. Ya. İşte tamam. Bir dakika teori de bunu kanıtlama ve işe vurup bir. Yani ben insan doğası hem yapıcı hem de yıkıcı eğilimlerle mücadele ve ikisi bir aradadır. Dediğinde hiç tarih bir... boyunca değişmemiştir. Aynen kültürden öyle. Kültüre de değişmiyor. Bunun görüntüleri, manifestasyonları değişir. Ama sonuçta ister en ilkel topluluğa da gitsen, en gelişmiş modernde de bu iki temel eğilimin bir arada zaman zaman... Ne onlar? İşte agresyonla eros meselesi. Sen bu agresyon bu. Yani saldırganlık. Agresyonun insan tabiatını... İlla yok etmek değil insan yani. İnsan tabiatını yani değiştiren... Ne diyoruz biz ona? Saldırganlık demiyor musun? Saldırganlık diyoruz ama işte bana pek... Saldırganlığın insan tabiatının değişmez bir ögesi olduğunu iddia edebilir misin? Tabii. Yoksa bunun zamansal ve mekansal bir i̇şte unsur olduğunu mu söyleyebilirsin? Öyle bak bir dakika bu bir kural. Ama nereden biliyorsun sorusuna işte cevap veremezsin abi. Tabii. Veriyor. Hayır, sınırlı dakika, bir gözlemin var. Yani bunun şimdiye kadar böyle olmuş olması bundan sonra da böyle olacağını kanıtı yok, değilmiş. Hayır. Eskiden de öyle miydi onu bilmiyoruz ki. Yani ne kadar öyle olduğunu biliyorum. Varsayalım. Arkadaşlar bu bir sosyal teori. Bir insan nedir? Bir teori insan işte. Kuramı. İnsan kuramında bir anlayışı, bir teoriyi anlatıyorum ve bu teorinin ben çok önemli ölçüde Freud'un geçerli olduğu kanaatindeyim. Reliable yani bu güvenilir. Doğru, güvenilir, geçerliliği gösterilebilir. Ama aynı şeyi bu saldırganlığın innate yani böyle doğuştan ve vazgeçilmez genlerimizde olduğu adeta. Bunun tersine hayır saldırganlık pekala ikincildir. Yani veya öğrenilen bir şeydir. Tabii. Kültüreldir. Yani kültüreldir. Tarihseldir. Ama yani sonuçta bizim ihtiyaç ve arzularımızın doyumunun önünde bir set çekildiğinde, engellendiğinde çıkan tepkidir. O zaman somut mu oluyor? Yani saldırganlık insanın somut bir özelliği mi? Hayır, bu soyut somutla alakası somut yok. Somut sonuçlarını gördüğün bir özelliği. Gözlemleyebiliyorsun. Tabii, yani hayır sonuçlarını gözlemliyorsun. Sonuçlarını, özelliklerini görüyorsun. Sonuçlarını görüyorsun. Ya saldırganlık bir kavram. Bir şey sorabilir miyim? Yani bugünkü Newton fiziği daha somut da atom altı ya da nükleer fizik nedir Allah aşkına? Hiç gördüğümüz bir şey değil. Yani tamamen üstelik, matematiksel bir şeydir. Ama bunun bir realitesi yok mu? Üstelik Heisenberg belirsizlikleri daha da işi berbat etti. Hayır, biliyorsun tamam, yani. Çok dolaylı var canım. Yani
elektronu bile gözünle göremiyorsun ki. Mikroskopta yani mikroskopta elektron göremezsin. Mümkün ama değil. Ama atom görünüyor. Hayır. Görünüyor canım. Ya göremezsin çünkü gönderdiğin ışığın tekrar sana dönmesi lazım. Mümkün değil ya. Doğru. Yani fotoğraf plaklarında bir takım izler görüyorsun. İşte bunlara ya, elektron denir diyorsun. İşte bu, yoksa böyle şeyle göremezsin. İşte mümkün soyutlamanın değil. En şeyi yani matematik derecesinde olması bile matematiksel bir hale geldiği zaman somut fizik mi, soyut fizik mi? Yani şimdi bu siz mantıkta kullanmıyor musunuz? Peki ha somut soyut matematik çok iyi böyle çünkü bunlar yani. Çok şey yani neydi belirsiz de artık şey olmuş sakız olmuş. Doğrudur. Onun için onu taze yeni şeyler getirmek. Abi senin de alışık olduğun bir alandan gidelim. Bak bu matematiğin pür soyutlama olması aslında bizi çok rahatlatacak. Yani daha kolay açıklayacağız. Çok güzel evet. Yani matematik nasıl bir soyutlama? Olabilecek en derin çünkü soyutlama. Çünkü hiç karşılığı yok. Karşılığı yok. Ama matematiği nasıl oluyordu hayata uyguluyoruz? Şimdi çünkü matematikle bina yapıyorsun, baraj yapıyorsun, uzay gemisi yapıyorsun, bilgisayar yapıyorsun. Hayır, şimdi öyle yapmıyoruz. Nasıl oluyor? Bak, matematik ne yapıyor? Matematik bütün olabilecek her ilişkiyi soyutluyor. Sonra biz o soyutlanmış ilişkilerden hadiseyi görmeye çalışıyoruz. Hadiseyi görüyoruz ve ondan sonra hadiseyi gördükten sonra da bu sefer somutta bir takım inşa faaliyetlerine girişiyoruz. Bunu yapan matematik değil. Biz matematikten yararlanarak yani onun bize soyut olarak gösterdiği alandan yararlanarak somutluyoruz. Matematiğin kendisinin somutlama olanağı yok. Matematik yapmıyor barajı. Peki bir şey söyleyebilir miyim? Mimaride, mimar projeyi çizdiğinde henüz bir soyut boyutlu, değil mi? Soyut. İki boyutlu. Ama müteahhit onu realize ediyor, somutlaştırıyor. Tabii üç boyuta çıkartıyor. Yani realize etmek bir çeşit somutlaştırma. O zaman bir yani düşünüyorsun, tasarlıyorsun değil mi? Gerçekliğe dönüştürme şeyi var, somutlaştırmada. Tabii. Yani şimdi matematik bizim en her şeyi... Tam devlet kurma da öyle bir şey olsa yok gibi. Yok alakası yani yok. Büyük mücadele. Alakası değil mi? Kafanda bir ideal var, onu kuruyorsun işte. Devlet öyle projeyle falan kurulmuyor ya. Neyle? Olur mu canım? Kuranlar var ya yeni şeyleri. Değil mi? Kurulmuyor mu? Bir proje vardır tabii de o proje hayatın içinde... Kendi kendine Hüdayi Nabit. Olur mu hocam? Hayatın içinde o proje hayata geçmeye başladığı zaman 1 milyon yerden parmaklanıyor. Ondan sonra ne hale geliyor? Yani ama her somutlaştırma. Devlet aygıtını belirli bir anlayışa göre forme etmek. Belirli bir anlayışa göre. Mümkün. Tabii. Mümkün. Bir projesi yok somutlama. Yani. O sırada ben bir ihtilal planlıyorsam, benim kafamda bir ihtilal düşüncesi. Devleti ve ihtilal sonrası devletin işlevi yapısı hakkında bir proje var. Devrim projesi yani. Proje soyut. Burada ben mimarım, devrimin mimarıyım söz gelimi. Sen ve diğer toplumsal tabakalarda... Devrimi müteahhidi kim? Müteahhidi de Ahmet oluyor. Yani umut. Veya sınıflar soyut oluyor mu? İşte. Soyut. Umut. Soyut. Gerçekleşirse... Gerçekleşmiş olur. Sonmuş ahsaya geliyor. Size de çıkabilir. Evet. Çıktığı zaman milyoner oluyorsun. Hayır, her beklenti mutlaka soyut da... Beklentilerin gerçekleştiğini de somut gerçeklik haline geliyor. Ya da ben daha çok bu projeyle... Ürün arasındaki ilişkide soyut somutu daha iyi anlayabiliriz gibi geliyor. Sanatçı da hani Rodin'e demişler ya nasıl yaptınız bu taşın içindeydi bu. Fazlaları attım bu çıktı. Müthiş bir şey kadar değil mi? İşte, somut bağlantısı burada ne kadar güzel. Orada bir soyut bir şey yok ki heykelin kendisinde var mı soyut? Hayır yok ama yani. Dokunuyor. Hayır, o somuttan somut bir varlık nesne maddi varlıktan soyut bir şey. Soyut. Yine somut bir şey var. Belki Picasso. Heykel çok güzel. Yani heykel somut mu soyut mu? Somut tabii ki. Heykelin kendisi bitmiş heykel somut. Madde olarak. Maddi olarak somut. Somut. Mana olarak soyut. Mana alemi her zaman soyut zaten. O zaman biz insanlar da somutuz. Mana. Fakat ama Cengiz'in manası soyut. Elbette. Bir mana alemi varsa. O zaman insanları somut olarak görmek aşağılamak onları. Ne alakası var canım? Değil mi? Sen muhterem bir insan deyince o i̇nsan zaman... İnsan hem somut hem soyut. Demek ki bazı varlıklar ikisini de mündemiş olarak içinde alabilir. Ama hayvanlar da öyle. Hayvan da mübarek bir varlık diye baktığında. O başka baktığında, mübareklik anlamında değil demiyor. Mi? Saygın yaşaması lazım. Canım, işte eşitlik. Yani bütün canlıların yaşama canlılara hakkı Canlılara saygı. Bu ayrı bir konu canım. Bu biraz önceki örnekte, bu Rodin örneğinde. Şimdi Picasso resim yapmış. Adam bakıyor, bu ne biçim balık diyor. O balık değil, resim diyor.
Şimdi burada... Ha, orada somut mu? Ha, somutlaştırıyor. Somutu arıyor, somutu arıyor adam bu. Aynen öyle. Bildiği çok balık güzel, formunun orada resmedilmesini istiyor. O da balık değil diyor, bu resim diyor. Resim demek ki soyut. Hep soyut. İşte yani ayakkabı ya, resmi de tablo, yapsa... Tablo somut ama. Özellikle non-figüratif resim nedir işte ya? Yok canım, herhangi bir resim soyut. Ya da non-figüratif. Yani vazo da figüratif de olsun isterse. Figüratif olsun. Hayır, o da soyut. Burada itirazı... Ama bir derece farkı var. Picasso'ya yani. İtirazı nedir balık o? Leymen'in? Görmüyor balığı. Görmüyor. Yani balığı bildiği formuyla resmedilirse ancak balık resmi diyebilecek. Halbuki... Burada bir soyutlama yapıyor. Ya heykel de biraz sonra kalkacak, yürüyecekmiş gibi düşünüyorsun Musa, ya işte. Davut. Değil mi? Davut. Dur şimdi, Leymen dedin ya, çok doğru bir laf söyledin. Oraya balık da koysan o da balık olmayacak aslında. Onun alıştığı formda balık resmi koysan o da bir soyutlama tabii, olacak. Tabii. Sonuç olarak iki boyutlu bir kere. Sadece yani, uskumruyu biliyorsa onu gene balık görmeyebilir. Hayır, görsün. Yani görsün veya görmesin. Sonuç olarak... Ya sanatta şey var yani, pisuvarı koydu ve işte sana sanat eseri. De, kürek koyuyor ya. Kürek. Küreği getiriyor koyuyor, bu sanat eseri diyor. Ona inan- yani kürek aslında bir manada somut. Ama onu bir sanat yapıtı diye baktığın zaman soyut oluyor. Onu işte. Orada sanat yapıtı diye yutanı da yani helal olsun. Ama böyle bir şey vardı biliyorsun. Yani sanat 20. yüzyılın başlarında şey, pisuar bir şeydi yani. Bir şey söylemek istiyor. Biliyorsun. Yani. Tabii işte yani. Foucault'un, Magritte'in bir tablosu üzerine yazdığı "Bu bir pipo değildir" var. Ha, evet, biliyorsunuz değil mi? Okudunuz onu. Evet. Magritte, René Magritte meşhur Belçikalı. Yani bu soyut somutun hakikaten yani dediğin doğru, üstüne gittikçe o lafına... Ama sen konuşurken yani hem somut Mehmet Ali konuşuyor hem bence hem soyut Mehmet Ali konuşuyor. Hayır, somut Mehmet Ali konuşuyor da Mehmet Ali soyut laflar da söylüyor, sen onları duyuyorsun. Mehmet Ali hem somut yer kapladığı için ama bende manası olduğu için soyut. Peki benim sende manam olmasa ben yan konuşamayacak mıyım o zaman? Yok yani konuşursun da onun alakası yok. Ya. Ama bana değmez diyor. Evet. Ama her insan hem somut hem soyut gayet bence. Tabii. Gayet tabii canım. Ya insan çünkü birey somut bir şey. Ama onun soyut salgıları var. Ya sen ona bir mana veriyor. Eyvah, düşman diye bakıyorsun, işte zavallı, çorumlu diye bakıyorsun. Sıfat takıyorsun, sıfat Ankaralı diye sıfat takıyorsun. Sıfat takıyorsun. Türk diye bakıyorsun, Fransız diye, erkek diye. De şahsileştiriyorsun işte. Somut. Yok yani o birey olarak bu söylediğin şeylerin hepsi somut. Laşmış oluyor soyut kavramlar. Ama aynı zamanda Mehmet Ali'yi ben soyutluyorum da. Tabii canım. Onun hakkında fikrim var çünkü. Yani fikrimle. O fikrin senin soyut işte. Evet, fikrim soyut. Ama o fikir sana ait olduğu için. Hayır, o fikir bana ait değil. Sana ben atfediyorum. O fikrin somut gerçeklikte karşılığı var. Evet. Veya olmayabilir. Hayır, o karşılığı olmayabilir. Ahmet onu vehmediyordu. Vehmedi. Bunu diyordu. Tabii tabii. Yine de soyut bir düzeyde de olsa Ahmet'in gerçekliği. Evet, Ahmet'in gerçekliği. Ahmet'in gerçekliği senin gerçek iddia.